Arkadaşlar merhaba, herkese iyi akşamlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim sizler için. Ankara'da az atlı ama güzel zevkli mücadeleler var. Hemen birinci koşudan başlayalım. Uzun süredir ilk defa böyle bir kiloyu bulan 2 numaralı Özel Karamaça 54,5 kiloyla yarın starttan çıktığı gibi yarışı kazanmaya çalışacak. Hızlı bir yarış olma ihtimali yüksek çünkü kısaca atlar 1200 yarış. Yine de ilk defa hep 61, 60 vesaire o tarz ağır kilolarla mücadele ediyordu. Şu an ilk defa uygun bir kilo buldu. Vedat abi işte çok şanslı bence 2 numara Özel Karamaça. 7 numara Kuz Gölcüklü son yarışında fena koşmadı. Daha sert gruptaydı. İyi bir yarış yaptı bence. Bugün 50 kilo 52'ye biner muhtemelen Nizamettin'dedir. Şanslı olduğunu düşünüyorum. Özel Karamaça'nın ilk ciddi rakibidir. 6 numaralı Line Mokazin son yarışı iyiydi ve yine son yarışı iyi olan ve 1200'ü bence daha da iyi koşan 5 numara Beren istiyorum. 2-7-6-5 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde yani Bilbao takısını taktıktan sonra ve İzmir'den gelip İstanbul'daki koştuğu iki yarışta birbirinden güzel olan 2 numara Yürekli Çocuk hemen önlere gelebiliyor. Burada yarın muhtemelen Özgür Su büyük favori çıkar. Büyük favori Özgür Su'yu da çok kaçırmayacağından sonlara kadar onunla mücadele edecektir. Ben 2 ve 1 şeklinde burayı tavsiye ediyorum. 2 numara Yürekli Çocuk. Önde rakibi 1 numara Özgür Su. O da kaliteli bir attır. 2-1 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde Agah da uygun kiloyu bulmuş ve stilinde pek at yok. Sabır Bey'i çıkarsak yani Sabır Bey'i saymazsak Agah'ın önde çok fazla rahatsız edecek at yok. Sabır Bey de son yarışlarında beklemeyi tercih ediyor. Çok fazla kaçak at olduğu için beklemeyi tercih ediyor. Muhtemelen Agah ısrar eden bir at olduğu için yarın da Sabır Bey beklemeyi tercih edecektir. Bu kiloyla Mehmet Keskin'le durmayabilir Agah. Bilginiz olsun. Son eğer olur da o kötü koşarsa 4 numara Mezit Haber ve 2 numara Hassasiyat Agah'ı zorlayabilecek atlar olarak görüyorum ben. Günün 4. koşusuna geldiğimizde yine 19 gün önceki yarışında stilinde çok at olduğu için kötü koşan 1 numaralı kış masalı uygun bir grup bulmuş. Yani şu anlamda uygun. Stilinde pek at yok. Roşat Kızı haricinde onun önde rahatsızlık fazla bir at yok. İsmail Demir de beğendiğim apantilerden biri. Fena sürmüyor. Daha önce kış masalıyla da yarış kazandı. Muhtemelen önde kaçacak ve düzlüğe kadar da önde gelecektir. Diğer atların çok yakın yarışları. Örneğin Prenses Aslı 4 gün önce koştu. Selda Hanım 6 gün, Tatlı Uçar Buğur 9-6 gün. Hümam Sultan'ın da arası var. Çalışmaları güzel ama arası var. Yani ben kış masalı için her şeyin lehine olduğunu düşünüyorum. Yani yarın sıralamada kaçıncı at çıkar bilmiyorum ama herhalde ikinci, üçüncü at çıkabilir. Ben şanslı olduğunu düşünüyorum ve banko olarak sizlere öneriyorum 1 numara kış masalını. Günün 5. koşusuna geldiğimizde yani vasat atlar bir arada. Ne olacağı belli olmayan bir yarış benim gözümde. 3 numara Duayenoğlu bir yarış gördü. Bu Adana'daki kumdaki yarışı güzeldi. Müslüm Çelik atlamış. En şanslı at o gibi görünüyor. 7 numara Dahi Kız'ın kum yarışı fena değildi. 2 numara Doruk'a arası var ama bir Kaizbert yavrusu. Nizamettin Demir'le şanslı olabilir. 4 numara Münir Bey yine istikrarlı koşuyor. Yani bu atlarla kıyaslandığında istikrarlı koşuyor. Ve 1 numaralı Çınartay'da geçen yarışta starttan az kaldı. Starttan iyi çıkarsa ters bir yarış yapabilir. 3, 7, 2, 4, 1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 6. koşuya geldiğinizde işte işin içinden çıkamadığım tek yarış. Şöyle bir baktığımızda Akıncı Bursa'nın atı. Ankara'da ne yapacağı meçhul. Justice for All yani 1300-1200 mesafeleri daha iyi koşan bir at. 63 kilo. Alberto arası var. Zaman zaman start problemi var. CR zaman zaman start problemi yaşayan bir at. Valente gününde oldu mu iyi koşuyor, olmadı mı kötü koşuyor. Pastör yine ne yapacağı meşhur bir at. 7 numara Wiseman startta kalıyor. Geçen yarışı iyiydi ama startta kalıyor. Kocaalp yine bu grubun en kaliteli atı ama startta kalıyor. Yani hepsi startta kalan çok at var. Wiseman, Kocaalp 2, CR'ı sayarsak 3. Alberto da bazen kalıyor. Yani kalıyordu. Geçen sene birkaç yarış kaldı. Daha sonra iyi çıktı ama. Yani bir sürü hatta sıkıntılı görünüyor bu yarış. Ben buraya hepsi yazıyorum. Ters bir netice alınabilir kanaatindeyim. 7. koşuya geldiğimizde 3 numara Yennefer.
Yani bu atları geçebilir. Son yarışları çok iyi, çok istikrarlı bir kısra. Son Nisan'ı ve Gülnişan hızlandıracağı bu yarışta düzlük sprintiyle netice almaya çalıştı. Eğer startta girerse, ki geçen yarış yarıştan çıkarıldı, bir numaralı Hikaye onun ciddi rakibi olur. Ama Hikaye de start testte çok sinir yapıyor. Yine starta girmeyebilir eğer önlem almadılarsa ilgili de. 3 ve 1. Tercihimiz önce 3 sonra 1 olsun. 8. koşuya geldiğimizde 6 numaralı Labreza için uygun bir grup. İyi bir yarış yapmasını bekliyorum. İlk defa 1600'e çıkıyor. 1400'de ve 1200'de daha başarılı. 1600'de ne yapacağım meçhul. Çok iyi koşabilir. İlk şanslı atım o. 4 numaralı Commitment. Bir kez çim koşmuş ama iyi bir yarış yapabilir bence. Ben beğeniyorum bu atı. Ufak tefek bir at ama mücadeleci bir at. İyi koşuyor. İstikrarlı koşuyor. 70 gün arasına rağmen kaliteli bir at. 2 numaralı Lady Sephora zaman zaman start problemi yaşasa da iyi bir at. 5 numaralı Yekturenk iyi koşabilir, Müslüm binmiş. Yani 62 kilosu var ama geçen yarı çok güvendiğim startta kalan Peaky Blinders, yani koşarsa bu atlardan farklı bir at. Startta kalmazsa etkili olabilir ama start problemi yaşayan bir at. Onu da bildireyim yani. Ama startta kalmazsa grupta kendisi için uygun açıkçası. 6-4-2-5-1. Günün son ayağına gelince son yarışını çok beğendim. 1 numaralı Ersoy Bey İtman'da da gayet iyi görünüyordu. Bana göre bir tane ciddi rakip var. O da 9 numaralı Nurgül Can. Bu atın da son yarışını beğendim. Kocaeli'deki yarışını. 1 ve 9 şeklinde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burayı da size. Toparlayacak olursak 1. koşu 2-7-6-5. 2. koşu 2-1. 3. koşu 6-4-2. 4. koşu 1 bankomuz. 5. koşu 3-7-2-4-1. 6. koşu hepsi. 7. koşu önce 3 sonra 1. 8. koşu 6-4-2-5-1, 9. koşu önce 1 sonra 9-1-9 şeklinde değerlendirebiliriz. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Beğeni ve yorumlarınız ve mesajlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093. 0545-625-5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.